şəhid ailələri cənnətləriniz var. Hər öyle bölgəmiz olur. Öyle bir ay batırmıyorum ki, yazmayayım, terrorla mücadelede kalan bölgede şehit olan kardeşiniz nur içinde yazın. Ben böyle bir ay batırmıyorum değil. Tam Azerbaycan'ı bırakın bir tarafa. Bırakın diğer kardeşlerden, kendi çocuğum. Sen bunu görüyorsun değil mi? Bu adam kimin için şehit olur? Bizim için şehit olur. Bu vatan toprağının vatan toprağı olması için değil mi? Ama televizyona bakıyoruz, değil mi? Görüyor musun? Avrupa Konseyi'nin hemen yanında Strasbourg'da, Brüksel Merkezi Meydanı'nda PKK terör örgütüne destek kaldılar. Ben oturum da Brüksel milletvekillerinin hesaplarını çıkardım internette. Brüksel milletvekilleri listeme alıp Twitter'da hesaplarına bakayım yazın. Burada biz ne kadar genç insanların hayatını kaybediyor. Ne kadar acı var. Bak bu resmi gönderiyoruz. Bu şehidimizin annesi. Onun acısı gözyaşı. Siz nasıl terör örgütüne böyle destek verirsiniz? Nasıl böyle eylemlere destek olursunuz diye. Ne kadar ülkedeki milletvekillerine, bakanlara yazdık, gönderdik. Türkçe aleyhine konuşan, yalan yanlış şeyler konuşarak algılar yaratan ne kadar siyasilere karşı bunları yazdık, gönderdik ve oraya hashtaglar da koyduk ki biz bunu çok göndereceğiz de en çok konuşulan konular arasına getireceğiz. O görsünler ki biz bunu hazmetmiyoruz. O görsünler ki var, Türkiye'ye karşı varsa biz hepimiz varız veya Azerbaycan varsa varız. Ben bunu bıraktım. En az coğrafyamız dediğimiz bu coğrafyadaki devletlerimizin sınırları içinde bile gençlerimizi yeteri kadar yetiştirememişiz bu konuda. Sesimizi daha çok duyurmaya. Ama bunu mesela Ali Bey Seyzade kaçıncı yüzyılda Stockholm'da sözde Ermeni soykırım iddiaları ilkin atlanda Stockholm'da bu mücadeleni veren kişilerden biriydi. O insanlar gidiyordular, o büyük aydınlar gidiyordular, Rusya'da, orada, burada Türklerin haklarını savundular. Dış dünyada haklarını savundular. Oran gelip arabalarla, mesela Ermenman Bey Topçubaşı, Mehmet Emir Resulade'leri bilirsiniz o büyük insanlarımız ama Ermenman Bey Topçubaşı'ları falan çok bilmiyoruz gençlerimiz maalesef. Ama Ahmet Ağolun'un İngilizler Malta'ya kadar sürmüştür, biliyorsunuz. Malta sürgünü bile. Ama niye? Adamlar bir bakıyordunuz Versa'da, adamlar Fransa'da, orada, burada, o büyük aydınlar Rusya'da, Kaspralılar hep mücadele içindeydiler. O zor şartlarda bunlar yapıyorlardı. Ben genç kardeşime, çocuğuma, ben ölürüm vatan coğrafyası için, Azerbaycan böyle sevdim ama bilmez. Kardeş toplumları söylersin, iyi bir ben seviyorum ama bana gel anlat. Biraz önce üniversitede söyledim Gaziantep Üniversitesi'nde. Azerbaycan'ı sevmeyen var mı aranızda? Herkes dedi ki seviyoruz. Tamam dedim. İndi düşünün ki ben burada bir İngiliz'im, Fransız'ım. Görün ki ne diyorsun Azerbaycan kardeşimizi? Ben onu bu kadar seviyorum. Ben de İngiliz olarak diyorum ya ben bu Azerbaycan'ı hiç bilmem, tanımam. O zaman bana bir gel anlat görün ne bu Azerbaycan? Kim bana gelip burada Azerbaycan'ı anlatan tarihinden, geçmişinden bugününe kadar bir Fransızın, bir İngilizin düşüncesini bir Azerbaycan'ı çizer. Yok. Ama biz aydın gençliği istediğimiz gibi getirmezsek bu konularda başarılı olamayız. Türkiye için ölürler, canlarını verirler. Ama Türkiye dışındaki kardeşler için de bunu yapamazlarsa, bu bilinçli olamazlarsa, Azerbaycan için ölüp de Türkiye için bunu yapamazlarsa diğer kardeşler için isteyir fikir mücadelesinde, bilgi mücadelesinde, halk mücadelesinde en önemli şey de sonunda canınızdı ki vatan istediği anda gelip onu da verme. Olmazsa biz bu coğrafyada tekrar ayağa kalkmamız, tekrar güçlenmemiz mümkünsüz. O yüzden Türk Ocakları, Türk Ocakları çevresine toplanan aydınların böyle kurumlarımızın büyük misyonu var. Yani niye? Çünkü onlar bu düşünceyi taşıyan insanlardır.
lazım. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı almak için, kazanmak için mücadele etmeliyiz. Ben biraz önce söyledim o mevzuda. Liseydim, buraya Azerbaycan'da götürüyorum. Bir dizi kahramanı gelseydi, orta bir şarkıcı gelseydi, vallahi mutlu ceketini yırtardı. Bir resim alın falan. Eğlenme olunca maşallah çocuklarımızın Azerbaycan'da da burada da her yerde de durumumuz iyi. Diyorsun ki gelin bir tarih ve fikir, düşünce oturalım, çocuğu toparlamak zor. O zaman ne yapacağız? Biz mecburen gideceğiz, konuşacağız. Burada görevliler varsa, ben her zaman Azerbaycan'da da söylüyorum, zorla yeri gelirse çocuklarımızı getireceğiz. Okulları gel, otur dinle. Üniversiteler, ben Azerbaycan'da diller üniversitesindeydim, aynı konunu gençlerle konuştum. Rektöre dedim ki, sen rektörüm, uzmanlar getirip de bu çocukların hepsini de bu salonda oturtup bu dersleri dinletmek lazım. Bunlar olmayacaksa, benim kendi çocuğum yeteri kadar bu mücadelenin içinde bu fikrim olmazsa, ben başkalarından ne bekleyebilirim ki? Zaten adaletsiz bir dünya. Ben bu adaletsiz dünyada neyi bekleyebilirim ki? Adalet oturup beklemekle oluyor mu? Adalet oturalım bekleyelim, Türkmen daha boşaldı, gayet güzel boşaldı. Adalet bekliyorum, taraftan o birisi Karabağ'dan göçmenli sevine dönemiyor. Bunları beklemekle değil, bunlar bizim yapma gücümüzün olması için bunu yapacak. O yüzden gazetelerle fikirle birlik konusunu öyle böyle söylememiştir. Biz artık coğrafya üstü çocuklarımızı, vatan anlayışını çocuklarımıza vermek gerekir. Vatan, oğlum kızım senin için sadece Türkiye değil, senin için sadece Azerbaycan değil, senin için sadece Kerkük falan değil. Vatan dediğim bak burası mı diye gidip her yerlerde haritalar alacağız elimize, haritanın üstünde o vatanın sınırlarını böyle çizeceğiz. Bak vatan burası mı çocuk? Vatan dediğim burası. İndi gel burasını öğrenelim beraber diye, bunu değerli kardeşlerimiz yapmak zorundayız. O yüzden de ben sizden, hepinizden kardeşçe düşünüyorum ki, eğer gençlerimizden daha iyi olmasını istiyorsa, biz daha çok çalışacağız. Eğer bir sıkıntı varsa demek ki sıkıntı bizden. Biz çok yapamadık ki, yeter kadar bugün bu tablonu göremiyoruz. O tablonu değiştirmek de bizim elimizde. Çünkü bizim gençlerimiz gerçekten de gerektiği anda vatan için canını verebilir. Ama biz onların düşüncesini, fikirlerini de daha böyle diyelim, mühkem etmeliyiz ki, gücü etmeliyiz ki, mücadelenin farklı yolları neler var, hepsini denesinler ve kendisinden başlasınlar. Ben her zaman bu sözü söylüyorum. Gençler, hepiniz diyorsunuz ki, ya mesela İsrail onu yaptı, İsrail bunu yaptı. Bazen Türkiye'de gençlerde görüyorum. Hiç kendinizi sorguladınız mı ki Yahudiler bizim kaçta birimiz? Tüm dünyada yaşayan Yahudiler, gençlerle kim bilir mesela? Yahudiler bizim kaçta birimiz? Neden ve niye o zaman bu kadar güçlüler? Yani 100 milyon değiller. 60-70 milyon da değiller bizi kadar. Sadece Türkiye sınırı içinde. Neden bunu yapabiliyorlar? Ben bunu öğrendim. Filistin sorunuyla ilgili televizyonda belgesel yapıyordum. Gittim Filistin'de Gazze'de Hamas'ın yönetimi Ramallah'da Abbas yönetimi bir günü kabul ediyorlar. Onlar Hamas'ın böyle bir şey içerisinde durum var. Geldim İsrail tarafta konuştum adam ne bakan ne milletvekili ne parti başkanı değil. Bir öğretmen kaldı. Kudüs'ün tarihini tartışıyoruz. Bu tartışma bir tane de ben buna bir soruyorum. Ya dedim siz bu gücü nerede alıyorsunuz? Adam döndü bana üç şeyi anlattı. Ve o üç şeyi anlatınca ben dedim ki bunların yaptıklarını bizim dedenelerimiz aslında yaparmış, biz kaybetmişiz. O yüzden böyle sayıkladık. Dedi ki, biliyor musun dedi, ben bu topraklarda doğmadım. Amerika'da doğdum geldim. Sen biliyor musun dışarıdaki Yahudi ailelerinde, siz dedi yemek yiyorsunuz.
yiyorsunuz akşam yemeği ailece. Akrabalar, dostlar gelir, beraber yemek yiyorsunuz. Dışarıda arkadaşlarınızla beraber çıkıyorsunuz, dostlar yemek yiyorsunuz. Siz dedi o yemek bitende galiba sofra duası okuyorsunuz değil mi Müslümanlar? Evet dedim, hemen aklıma o sofra dualarını geldi. Allah'ım biz yedi yazardık, sen biraz daha ye falan. Daha çok böyle dualar kendisinde olan. Dedi ki, biz de dua ediyoruz ama bizim ailelerimizde biliyor musun nasıl dua ederdiler? Ne duası verdiler dedim. Dedi ki, herkes derdi ki, herkes derdi ki, gelen soframızı yeniden kuracağımız olan Kudüs'ü yeri sorumludur. Yeri sorumludur açalım. Düşünebiliyor musunuz diyor, ben 4-5 yaşlarında çocuktum. Ben bakıyorum bu masanın arkasında babamın annesi oturmuş. Eşi oturmuş, çocuklar oturmuş. Ama anne için, eş için, çocuklar için bir şey istemedi. Ben hiç o zaman bilmiyordum ya Yeruşalim'de gezmeli, yemeli ne bir şey. Ama ben bir şey dert ediyordum ki, demek ki bu bizim ailemiz için neyse her şeyden önemlidir. Bizim bunu bu bilinçle yetiştirdiler. Siz gelip burada bana ne konuşuyorsunuz, neyi anlatmaya çalışıyorsunuz dedi. Değerli gençlerimiz, o bunu bana anlatınca nur içinde yatsam rahat değil başkasından önemli. Kitap yazılarını bulurlar. Biz dostluğumuz var rahmetlikler. Yaşımız çok farklı olsa da ben gazetecilikte çok program yaptım. Reportajlar, canlı yayınlar. Ben bir kere arada gel gidelim bir resim çekek. Resim çekelim, fotoğraf çekmeye sevdi. Bir sohbetimde bana seninle geldik. Onun hakkında bir kitap yazdım. O kitap sonra Rauf Tektaş'ın Arzusu, Hayali, Ümit'i diye bir kitap da yazdım. Dedim ki bak dedim, başkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, siz hakkınızda zaten çok yazılmış. Yani ben o Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs davasını okudum, biliyorum, sizden de dinledim, sizin hayatınızı biliyorum. Ama bana, düşünün hatırlayın lütfen, Rauf Denktaş'ı Rauf Denktaş yapan hayatınızdaki üç dönüm noktasını bana anlatın. Üç dönüm noktası. Ben kitabımı bunun üzerinde yazmak istiyorum. Şey dedi, ben dedi hiç böyle bir soru olmadı, düşünmemişim. Yarın görüşürüz, bir konuşuruz dedi. Yarın geldim, o makam odasında böyle bir küçük odası vardı. Oturdum, dedi ki biliyor musun, ben tüm akşam, tüm gece dedi düşündüm. Ben dedi onun ilkini buldum. Ben Rauf Denktaş yapan o kilit noktasının ilki, o öğretmen. Hatırlıyorum diyor, gelmişti, asker gidecekti. Dedi ki ben askere gidiyorum. Biz dedi çocukluk başladık ağlamaya, ya öğretmenim biz seni bu kadar seviyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Biz sizden nasıl ayrı kalırız falan falan. O öğretmen böyle başladı. Dedi bak çocuklar siz küçüksünüz. Sizin kalbinizde bir aşk var. Anne babanıza büyük aşk. Öğretmenize büyük aşk. Biraz büyüyeceksiniz, aşkın başka bir şekilde de tanıyacaksınız. Birine aşık olacaksınız. Evleneceksiniz, çocuklarınız olacak. Aşkın bir başka şeklini de tanıyacaksınız. Anne baba, evlat aşkı. Ama unutmayın, bir aşk var. Bu aşkların ötesindedir. O çağırdı mı, anne babayı da, eşi de, sevgilini de, çocukları da bırakıp gideceksiniz. O aşkın adı Vatan'dı, ben de çağırdım. O öğretmen orada değişti. O aşkın adı Vatan'dı, çağırdı sen her şeyi bırakıp gideceksin. Ben o çağırdığında bırakıp gitmeyi öğrendim. Biz bunları artık çocuklarımıza oturup o yemek masalarında anlattığımızda çocuklar, gidemezsek de görmezsek de bir vatan var. Bizim bir vatanımız var, Karabağ'da. Bizim bir vatanımız var, Ahıs var. Anlatacağız. İnşallah bu sokaklarımızı işgalden azat edip o güzel topraklarımızda da kurmamız lazım. Kuracağız. Böyle büyüteceğiz. O çocuk büyüyecek küçük çocuklar.
yatıyor. Ya buraları demek buralar neyse. Benim ailem için her şeyi ötesinler ki bunu söylüyorlar diye yetiştireceğiz. İkinci anladığı şey, siz dediğinizin dışarıdaki sinagoglara gittiniz mi? O zamana kadar gitmemiştim. Hayır dedim, gitmemişim. Biz namaz kılanda kıble alıyoruz değil mi? Nereye hissediyoruz, kıble neresi? Üzül, kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Onların da kendi inancını yerine getirmesi için böyle bir kapı gibi bir şey var. Dedik ki dışarıya her sinagoga gittiğinizde bir baktınız mı o kapı gibi açılan şey sinagogda doğuya doğru bakan yerde koyulur. Hayır dedim, bunun ne anlamı var? Dışarıdaki her Yahudi'ye o sinagoga gelende senin gelecek evini kapsın doğuladır. Mesaj verir. Ben de gittim Hollanda'ya ondan sonra hocamın soykırımıyla ilgili diasporla görüşeceğim. Diasporun durumunu biliyorum. Sağcı, solcu, milliyetçi, dinçi, bölünmüşüz birbirimizle hepimiz. O çatılarda bazen birbirimizle konuşamıyoruzlar. Dediler, hangi diaspor örgütüyle görüşmek istersin? Kurban olun, bana değerlerin temsilcisine bulunuyordum. Benim onlarla görüşeceğim. Hollanda'da 400 camimiz var. Her cuma namazına 50 kişi gelse, kaç kişi var? Onlarla görüşürüm, onlara diyeceğim ki cuma sohbetlerinde hocamla konuş. Karabağ'dan konuşun ki çocuklar oradaki kapını, oradaki evi de bilsinler. Biz, galiba biz o mesajı da Allah evlerinde, dini evlerimize toparlananda da yeterli kadar veremiyoruz. O vatan anlayışını oradan da yeterli kadar veremiyoruz. Oradaki sohbetlerde ondan sonra Azerbaycan'ın tutun her yere gidenler camilerin görüştüğüm zaman hoca sohbetlerinde bu konulara da özen gösterir. Çünkü gençler seni dinlemeye gelir. Bunlar hem kan kardeşi hem din kardeşi. Bunlara insan çocuk olsa bunlara sahip çıkmalısın. O vatan coğrafyası bu kardeşler senindir. Azerbaycan'ı da o birisi de şu. Bunu öğretirsek bence Allah'ın evinden, camilerimizden de o bilinç daha çok gelirse bu da daha da güçlü oluruz dedim. Üçüncüsü dedi ki, siz her gün sabah evinizden çıkanda nereye çıkarsınız? Nasıl dedim? Ya evimden okula gidiyorum, üniversiteye gidiyorum, işime gidiyorum. Gidiyorum, nereye çıkıyorsunuz? Bana kimse sorunu vermemiş, kafamda düşünüyorum hemen dedim. Yatmazdan önce bir hesap verir misiniz dedim. Evet dedim, verelim. Nasıl bir hesap verirsiniz dedim. Bana da böyle soruları ilk defa sorulduğu için düşünüyorum. Dedim ki, tabii ki diyorum ki gidiyorum. Kendim için, ailem için, vatanım, milletim için bir şeyler yapmaya. Akşam da onun hesabını veririm. Ne yaptım diye. Tamam dedi. Aynısını biz de yapıyoruz. Ama biz biliyor musunuz nasıl büyüttüler? Her gün sabah evinizden çıkanda, çocukluktan böyle ürettiler. Akşam evimize de dönüp hesap verende ben bugün kendim bu ailem için ne yapacağım yanında ben bugün Yahudilik ve İsrail için ne yapacağım ve hesap verende ne yaptım en azı yarının yarı yapacak. Kendim ailem İsrail, Yahudilik İsrail. Bu aynı olacak ki yüzlerinde sen normal Yahudi sayılasın. İyi Yahudi. Yahudilik ve İsrail'i daha öne koyandı. Ama İsrail ve Yahudiliği onun altına koyan kendi ailesi. Sen iyi Yahudi değilsen demek. Bizi böyle yetiştirdiler. Ve ben bunun sorunu biliyor musunuz? Nerede gördüm? İngiliz gücü aktarım. Mesela o şey yaptığım zaman görüyorum adamlar sebze ihraç ediyor Avrupa'ya. Üstün çiçek ihraç ediyor. Ben diyorum ya sahra suları doğru dürüst yok. Bu nasıl olur? Bizim dostlar diyor ki ya bunlar teknoloji böyle falan konuşuyor. Ya bu işin içinde ayrı bir iş var. Bir çocuk var bize tercümanlık falan yapıyor. Arada onunla konuşuyoruz. Nasıl dedi? Biliyor musunuz o bilincin sonu ne oluyor? Şimdi düşünün nasıl bir kültür. Mesela yarın gençlerimiz iş adamı olarak dışarıya çıkıyor. Gidip Rusya'da, gidip Avrupa'da, orada burada çalışıyor. Bir ithal olacak. Yani sebzeyle uğraşıyor, ticaretle uğraşıyor. Bir